gönderecekleri pahalı okullar yerine yaz okullarında, yani pahalı okullar derken gerçek okullar yerine de yazın ciddi olarak çalıştırmalarıdır. Bir ay, 2 ay, 3 ay. Mutlaka çalıştılar. Mutlaka çalışmaları. Ben mesela kendi hayatımdan örnek vereyim size. Öğrencilik yıllarında, yani nedir bu, ortaokul, üniversite zaman dilimini söyleyelim. Tesisatçılık, turizm acentesinde bilet kesme, o zaman tabii zamanlar da oldu. Ama gerçekten çok eğitici bir dönemdi, öğretici bir dönemdi. Bazı işte dediğiniz gibi ailelerdi, ama çocuklar yorulmasınlar, işte ne gerek var, zaten orada bir para mı kazanacak ki falan diye. Orada ama hem harçlığınızı kazanma imkanınız oluyor, hem de hayatın birçok, yani hiç normal şartlarda tanıyamayacağınız kadar farklı tipolojide, tipteki insanla karşılaşıp, farklı sorunlarla, problemlerle karşılaşıp, yüzleşip onları çözme yönünde bir şey ortaya koyuyor. İyi insan olmak yolunda, sıradan gibi gözüken işleri yapan insanların emeğine saygı duymayı öğreniyorsunuz. Çünkü ne kadar zor bir şey olduğunu görüyorsunuz orada. Böyle bir iş yapan insan, bu tür işler yapan insanlar, gücü kendine yetmeyen insanlara iyi davranırlar. Oyunlarının biliyorsunuz, onun finalini izlediyseniz, orada bu söylediklerimize uyan bir mesaj var. Kral olması için, ülkeyi yönetmesi için önerilenlerden bir tanesi de ne kendisi olmak isteyen karakter, o öneriye karşı çıkmak için, ama onun çocuğu yok diyor. Öneren kişi isabet diyor. Bir, çocukları için servet biriktirmek zorunda kalmayacak. İkincisi, kralların çocukları çoğunlukla zalim ve akılsız olur diyor. Zorluk yaşamadan, mücadele etmeden hayata geldiği zaman, yani sorumluluk noktasına geldiği zaman insan kıymeti bilmiyor böyle insanlar. Yönetici olarak kötü yönetici oluyorlar, Daha özel patron soruyorum. olarak daha da kötü patron oluyorlar. Bu örnekler çok. Mutlaka çalışsınlar. Mutlaka çalışsınlar. Ne kadar bir kısmı diyebilirsiniz? Üçte birlik bir zamanı. Yani Yarı yarıya. şimdi şöyle söyleyeyim, yani ben mümkünse 3 ay çalışsınlar derim. Çünkü yani yurt dışında stajlar, Avrupa'da staj yapacaksanız 3 ay. Yani Öyle neredeyse bir tatil süresi gibi bizdeki yani. gibi bir ay gel staj yap veya gözük ortalıkta staj yok, 3 ay. Yani gençlere söyleyeceğim şudur. Bedelini ödemediğimiz hiçbir şey bizi geliştirmez. Diplomalarından çok daha değerli olacaktır. Mayıs ayındaki Harvard Business Review'da benim bir yazım çıktı. Üniversite eğitimi hayata hazırlamıyor. Türkiye için mi bunu Evet, söylüyorsunuz daha çok? yani ben genel olarak söylüyorum ama tabii Türkiye'yi merkez alarak söyledim. Ama dünyadaki örneklerini de verdim. İşte oradan biliyorum. Stajlar 3 ay sürüyor. Yani gelip geçerken kolayca bu arada da staj yaptım olmaz. Staj yaptım olmaz. Onun için insanın ihtiyaç duyduğu tatil 15 gün. 15 günden fazla tatil zamanı ziyan etmektir. Özellikle de gençlik döneminde en büyük akümülasyon yapma, biriktirme, kendini geliştirme imkanlarının olduğu dönemde zamanı eğlenerek, yatarak, plajda geçirmek hayat karşısında çok önemli fırsatları kaçırmaya yol açar. Bu gençler daha iyi okullardan mezun oldukları halde İş hayatına girdikleri zaman zor ve zahmetten gelen Anadolu'nun esnaf, çiftçi ve memur çocuklarıyla girdikleri mücadelelerde kaybediyorlar. Allah atıyorlar abi, Allah pes diyorlar. ediyorlar. Benim İstanbul dışına çıktığım zaman bütün şirketlerde, uluslararası, ulusal fark etmiyor, genel müdür yardımcısı düzeyindeki gençlerin ki yani gençler dediğim hani yaşları 30 ila 50 yaş arasında değişen yerin tamamına yakını Anadolu'nun esnaf, memur ve çiftçi çocuklar. İstanbul'da da neredeyse yarı yarıya. Ama
çocuklar bunlar. Yani iyi okumuşlar, belki çok iyi üniversitelerde okumamışlar ama okumuşlar. Mühendis, işletmeci, pırıl pırıl insanlar. Ama yani şöyle oluyor, üniversite bitince iş hayatında iş arıyor bu gençler. Ama hiçbir yeterlilikleri yok. Ve diplomanın da hiçbir kıymeti yok. Yani diploma sadece ve sadece pasaport, sınırı geçmeye yarıyor. Çok doğru. Şimdi bir şirkete girerken, şirkette görüşmede, uygulanan testlerde veya yapılan değerlendirme merkezi uygulamalarında ne aranıyor? İşbirliği, eleştirel düşünce, yaratıcılık, bunlar aranıyor. Ne aranıyor? Kurumsal uyum aranıyor. Ne aranıyor? Merak ve öğrenme isteği aranıyor. Şimdi bu özellik sadece 5 seçenekli sorulara, bir sorunun 5 seçeneği arasından doğru cevabı bularak hayata hazırlanmış olan gençler bu arada çok ciddi bir zorluk yaşıyorlar. Geride, yani tanıdık aracılığıyla buraya gelince, tanıdık aracılığıyla da bundan sonraki şeylerin kendine sorulmasına bekliyor. Hiçbir yerinde de çok görmüyorum. Yani bilgisayar teknolojileri konusunda, bilgi işlem teknolojileri konusundaki sınırlı, yani analitikçi olmak gibi alanlar hariç hiçbir alanda kimsenin önünde halı yok. Her alanda, ki mühendislik gibi, tıp gibi, çok çok ciddi emek, zaman koymak gereken alanlardan yetişen insanlar bile, yıllar harcamak gereken alanlardan yetişen insanlar bile bu imkanlara sahip değil. Yani ne kapıların kapandığına şahit oldum. İşte olmayacak gibi böyle bir ortamlar çıktı karşıma. Gayet insanı demoralize edebilirdi. Yani havlu atıp gidebilirsiniz. Yani gitmeme sebebiniz büyük bir ihtimalle tesisatçılık, hamburgercilik, yaptığınız işler. Yani beni tepeden beni bir yere getirmiş olsaydı, oturmuş olsaydım daha kolay havlu atabilirdim. Veya beklentilerim daha... Psikolojik iyilik hali için 4 tane özellik saydım. Belki bunu hatırlatmakta fayda var. Birincisi umut. İkincisi olumlu tutum. Üçüncüsü yılmazlık ve direnç. Bunların sonunda ortaya çıkan öz yeterlilik. Dolayısıyla yani vazgeçmek için her zaman sebep var. Her zaman vazgeçmek. Şu var, gerçekçi olmak gerekirse, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumda, yani gençler iş hayatına girdikleri zaman, her 4 gençten birinin işsiz olduğunu biliyoruz. Şimdi bunun doğurduğu şöyle bir sıkıntı var. Diğer iş sahibi olan 3 kişi içinde şartlar çıta aşağıya çekiliyor. Yani ekonomik şartlar. Ekonomik şartlar sebebiyle çıta aşağıya çekiliyor. Onun için genel bir umutsuzluk hali var. Ve mutsuz ediyor da tabii. Mutsuz insanlar. Yani, ben bu kadar uğraşıyorum, emek veriyorum, kaliteli şeyler üretiyorum ama hiç değilse benim asgari düzeyde bir gelir elde edebilmem lazım. Biraz yani bir takım avantajların olması lazım diye haklı bir beklentiye giriyorlar. İşte orada kendisine yaz tatillerinde yazın yatırım yapmış olanlar öne geçecek. Doğru. Bizim de yani bu programdan belki gençlere dönüp çıkartmamız gereken mesaj, bedelini ödemediğimiz hiçbir şeyin bizi geliştirmeyeceği ve hayatın bize bir şeyleri sadece biz olduğumuz için